Avukat hanım, gelen yazıları görüyorsunuz. Gelen yazılarda uluslararasıysa ben diyor paylaşacağım. Ama diyor üçüncü vatandaşlara diyor ben bunu vermeyeceğim. Şimdi bu bilgileri zaten alan üçüncü vatandaşlar değil mi? Kesinlikle. Yani bu gizlemeyi yaptıklarında bu üçüncü vatandaşlar o bilgileri tapudan alabilir mi Allah aşkına? Yani şöyle, kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde kesinlikle üçüncü kişiler tapudan bilgileri alamazlar. Ancak Avrupa ülkeleri öyle bir sistem kurmuş ki üçüncü kişilerle hukuka aykırı olarak belirli yollardan bir anlaşma imzalayıp kişilerimizin bilgilerini tapudan alma yoluna gitmişler. İllegal yolla alıyorlar tabii bence. Ki, hukuka... Ama bir de alırken rızası var diyorlar değil mi? Yani sanki örnek veriyorum, İnci Balcı'nın ya da Buket Eligül'ün veya Ümit Özoğlu'nun bilgisini alırken Ümit Bey'in haberi var. Yani bu tapudan bu bilgileri Ümit Bey'in haberi var, alabilirim. Böyle bir şey olabilir aslında mi ya? Zaten böyle bir şey olabilir mi? Bu bir suç değil mi zaten? Dolandırıcılık tamam. Burada illegal yolla nitelikli dolandırıcılık var. Yani insanların kişisel özel haklarını ihlal ediyorlar. Sen bu bilgileri alıp İnci'nin dediği gibi, Buket'in dediği gibi evrak gidiyor. Bir bakıyor benim tapum, benim evim resmi görüyor. Adam da kabul ediyor. Ne yapsın? Ama bunu bilmiyor ki buradan el altından sahte alındığını. Yani evet, şu anda o kişiler hakkında soruşturma devam ediyor. Galiba evet, emniyet bitti herhalde. Siz de takip ediyorsunuz. Evet, savcıya mı evrakları evet, yolladılar? Emniyetteki evraklar bitmiş. Savcıya evraklar yollanmış. Yani kişiler biz bunları rızaya dayalı olarak aldık diyerek bu suçtan kurtulamazlar. Muhakkak ki hukuki bir yaptırım olacak bu olayın. Evet. Ve hukuki olarak bir ceza gereken her şeyi biz şirket olarak, kişiler de şahıs olarak yerine getirecekler. Şikayet ediyorlar ama değil mi? Mesela tabii Yener ki. Bey de şikayet etti. Ben böyle tabii bir izin ki. Vermedim. Bu benden habersiz niye benim bilgilerime tabii ulaştı ki. Diye.